Merhaba arkadaşlar. Bugün size mitolojiden bahsedeceğim. Neden mitolojiden bahsediyorsun? Bize farklı şeyler anlat diyen arkadaşlar için ufak bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Biliyorsunuz Yunan mitolojisi bizde çok etkin. Yunan mitolojisinde Herkül denen birisi var. Bu Herkül denen vatandaş bebekken Hira denen bir tanrıçanın sütünü emiyor. Hera'nın çocuğu değil tabi. Hera bunun kendi çocuğu olmadığını fark edince onu itiyor kendi memesinden. O içerken ittiği için etrafa yayılan sütlerden samanyolu oluşuyor. Samanyolu'nun oluşmasının sebebi Herkül'ün emdiği sütün gökyüzüne yayılması. Şimdi aynı Herkül'ün bir de dedesi var. Yunan mitolojisinde Kiros'tur bu. Kiros zamanı yöneten tanrılardan biridir. Şimdi bu Herkül'ün Farsça karşılığı ya da Arapça karşılığı Feta'dır. Feta yiğit demek. Herkül de yiğit demek biliyorsunuz. Tanrılardan yiğit olan Zeus'un oğlu işte. Tanrılardan birinin oğlu bu. Feta denen bu arkadaşın bir tane web sitesi var biliyorsunuz. Herkül.org. Çoğunuz duymuşsunuzdur. Herkül.org. Fethullah Gülen'in web sitesi. Herkül'ün süt annesinin ismi neydi? Samanyolu'ydu. Biliyorsun Samanyolu isminde bir televizyon var. Bu bahsettiğimiz Herkül'ün bir de dedesi var. Dedesinin de ismi Zaman. Kiros. Zaman isminde bir de gazeteleri var bu adamların. Şimdi bu bizim bahsettiğimiz Fetallah yani Herkül her sohbetinde şey derdi. Ben gençken dinlemiştim defalarca. Her sohbetinde ben Kıtmir'im derdi. Kıtmir bir köpektir biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf'le alakalı bağdaştırılan bir köpektir. Peygamberimizden yaklaşık 40 yıl önce uyandıkları rivayet edilir. Ve Philadelphia'da yaşadı bu Kıtmir. Hristiyanların inancına göre Ege bölgesinde Efes, Simirna ve böyle Bergama 7-8 tane değerli şehir var ve bu hatta burada 7 kutsal kiliseleri var. Burası Ashab-ı Kehf'in ve köpeğin yaşadığı yerin ismi. Şu an bizim Fethullah yani Herkül şu an kendisi Amerika'da Pensilvanya eyaleti ama bu Pensilvanya Philadelphia'da. Ashab-ı Kehf'in uyandığı şehrin ismi de Philadelphia'ydı. Şimdi bu benzerlikleri bilemeden, fark edemeden, mitolojiyi niye okuduğunu bilmeyen, niye tarihle alakalı yazıları okuyorsun da, mitoloji okuyorsun da, neden işte bize kutsal kitaplardan bahsetmiyorsun diyen arkadaşlar, bu ezoterik bilgileri bilmediğiniz zaman, bu sembolleri bilmediğiniz zaman, kullandığı şeyleri fark edemediği zaman, bu adamlar bizi her şekilde yönetip yönlendirebiliyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili böyle bir kısa açıklama yapmak istemiştim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.